Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CNN Türk'te Şirin Payız'ın konuğu oldu. Burhan Kuzu'nun CHP-FETÖ ile ilişki sözleri üzerine hodri meydan diyerek cevap veren Ağbaba, FETÖ ile kimin ilişkili olduğu ortada. FETÖ ile ilişkiye bakarsak, Zaman Gazetesi'ne abone olanlara bakarsak, AKP grubu kalkamaz dağılır sözleriyle yanıt verdi. Bugünkü 15 Temmuz'u görebilmek için, iyi anlayabilmek için Hayır Cephesi'nin iki aktörü vardı. Birisi AKP AKP, diğeri ölülerinizi de mezardan kaldırın, oy kullanın diyen, o zaman hocamların Fethullah Hoca Efendi dediği şahıstı. Bakın o kamp ne dedik o zaman, genel başkanımız yeni seçilmiş, ben o zaman Malatya İl Başkanıyım, kampanya yaptık, dedik ki, lütfen sözümü kesmeyin, hemen bitiriyorum, dedik ki eğer bu anayasa değişikliği evet geçerse, referandum evet çıkarsa, yargıyı bir cemaat eline geçirir ve Türkiye'de adalet kalmaz dedik. Ne oldu? %58 ile kabul edildi. Kabul edilen HSYK'yı siz Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz diyor hocam. Sanki HSYK'nın listesini, blok listeyi kim yaptı biliyor musunuz? Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı blok listeyi yaptı, oylattı. Tamamı Adalet Bakanlığı'nın kontrolünde FETÖ'ye geçti. O HSYK'nın atamış olduğu özel yetkili mahkemeler, atamış olduğu savcılar ne yaptı biliyor musunuz? Önce gitti, ne kadar görevde yükselmesi gelen askeri varsa hepsini darbeci diye cezaevine attı. Bakın çarpıcı bir örnek vereceğim. Bir Orgeneral Bilgin Balanlı Hava Kuvvetleri Komutanı olacaktı. Onun önü kesildi. Bir başkasının önü kesildi. O kim biliyor musunuz? Şu anda darbeden cezaevinde yatan Orgeneral Akın Öztürk. Ergenekon Balyoz'da Allah aşkına hangi kim tasfiye etti? Şöyle bir dakika söyleyeyim mi? Direkt cevap söyleyeyim. Kim savcısı etti? Kimdi? Kim? Siz kim? Ettiniz efendim. Biz ettik öyle mi? Hiç bu FETÖ grubunun şeyi yok öyle FETÖ mi? FETÖ grubu o zaman ortaktınız. Kol kolaydınız. Kol kolaydınız. O zaman Hoca ya. Efendi Hazretleri. Ha. Peki. Bırak şimdi. Bırak ortaktınız şimdi, hocam. Bak, ortaktınız. Bak. Hayır. Tartışması hocam yapalım. Böyle tartışmasın. Bu şekliyle derde tartışması yapılmaz. El ele kol kolaydınız. Bak. Ya onu inkar eden var mı Veli Bey zaten? Ya savcıydınız hocam. Biz avukatlık, siz savcıydınız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Şey. Şimdi bak senin. Çok özür dilerim. Sen konuşurken ben gık çıkarmıyorum. Hayır, konuşurken ses çıkarıyorsunuz siz. Bir saniyenizi ya ne demek yani Allah aşkına. Hocam Allah aşkına. Bir kural koyacağım. Bir kural ben diyorum ki sana bak Ergenekon Balyoz'u yapan biz aynı yaptık ekip. Hocam. Hayır hocam. Siz demiyorum. Hayır. Tam aynı ekip. Tam onu söylüyorum hocam ben. Bakın 17-25 Aralık yaptığı zaman o iyi oldu diyorsunuz. Ama bu yapınca yanlış yaptı diyorsunuz. Ben diyorum ki. Hangisi doğru bunun? Yani darbeci generallerin isimleri AKP tarafından biliniyordu. Bu konuyla ilgili yazmış raporlar var. Yargıdaki askeri yargıdaki kimler cemaatçi biliniyordu. Veli, kim söyledi? Ahmet Bey, Zeki Üçok söyledi. Bir şey kim söyledi? Sana. Bununla ilgili raporlar var. Ali Sadi Ünsal söyledi tüm amiral. Bu yani bunlarla ilgili raporlar var. Peki. İsimlerini tek tek saydığım bu paşalar hakikaten son 5-6 yılda mı paşa oldu bu? Hiç bu askeri ne zaman girmiş, hangi sene girmiş, öğrenciliği ne zaman olmuş, soruyu ne zaman çalmış? Söyleyeyim. 80'li yıllardan 90 hiç bahsetmiyorsun. Hocam söyleyeyim hemen. Ya öyle bir anlatıyorum ki şak bizim zamanda hocam, mantar gibi patladı. Hocam anlatayım ben size. Yani öyle isimler söylüyordu bunlar kocaman hocam, kocaman AKP adamlar. Döneminde. 140 kişi biz atacaktık zaten, darbe biraz da bundan oldu. Listeyi yakalayınca ön aldılar darbeyi. Şimdi demek siz bakın siz araya girdiniz, ben bir şey demiyorum. Ben öyle i̇yi sana yaptınız, soru sormak için girdim. İyi de yaptınız. Hayır senin girdin yanında, bu deve de kulak değil be. Öyle bir laf ediyorum ki ben hocam, sana soru cevap, vermek hocam, için girdim. Hocam cevap vereyim, cevap vereyim. Ben kaçırmak diyorsunuz için ya, girmedim. Diyor ya, ne istediğinizde vermedik diyorsunuz ya. Dedik tabii onu. Ne istediğinizde. Bakın sizin döneminizde bunların önü açıldı diyoruz. Sizin döneminizde öyle bir teslim şey yok edildi kardeşim, diyoruz hocam. Öyle bir hocam şey yok. Sizin döneminizde. Tek bize kesme hocam, bunu. 40 yıllık, hocam 40 yıllık bir fatura var. Yapma bunu. Geçmiş dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunlarla mücadele eden subayların tamamını cezaevine attınız diyorum bakın. Bunların önünü kesen subaylar cezaevine attınız. Siz attınız efendim. Balyoz'u savcılar attı. Balyoz'u savcılar attı. Kim attı biliyor musunuz? Balyoz'u... AKP ile o dönem ya. Birlikte iş tutan, ya peki, beraber kardeş. El ele kol kola veren 12 Eylül 2010 referandumda göreve gelen FETÖ'cü, Beni, hakim ve savcılarla bu siz 17-25 yaptınız. Biz yaptık tamam. 17-25 Aralık'ın savcısı kim? O da sizsiniz o zaman eğer buradan gidersek. Bakın. Hayır buradan bak, gidersek. Olayı saptırmayın. Bir dakika. Bir dakika. Ergenekon Balyoz'da onlar yap biz yaptık da. Beraber yaptınız. 17-25 Aralık onlar biz beraber yaptık. Biz hükümetteyiz. Yoksunuz değil mi? Biz yokuz tabii. Tabii öyle biz yoksunuz. Biz şimdi biz oklar bize çevrildi de yoksunuz tabii siz. Sordunuz musunuz yani? 2010 referandumda göreve gelen hakim ve savcılar tamamı özellikli mahkemelerde. Siz bugün FETÖ'yle kol kolasını el elesiniz.
Bak, peki. Bakın. Bugün FETÖ'yle korkuyla neresiniz? Kötü yakalandınız. Yani bunu geçin. Millet bunu konuşur kim, açık bu söyle, hocam bu söylediğiniz kimse ciddiye almaz. Kanka oldu bunu kimse ciddiye alır mı? Gerçekten kanka bunu kimse ciddiye alır mı? Aynen öyle. Bakın. Sayın milletvekilleri. Bakın. Kanka oldunuz. Madem CHP'nin içerisinde kanka. Çok özür dilerim. Bakın sözümü kes. Bir saniye. Eğer kankaysak içimizde FETÖ'cü varsa.